Herkese merhaba. Ben Orhan Bulut. İtopya için kaleme aldığım teorik bakış açısından 2003'te Irak'ın ABD tarafından işgali ve yeni muhafazakarların etkisi başlıklı makalemi size anlatacağım. Makalede konstruktivizm, liberalizm ya da realizm bu kurumsal yaklaşımlardan hangisi ABD'nin 2003'teki Irak'ı işgalini teorik olarak açıklamaktadır sorusuna cevap aradım. Yöntem olarak konuyla ilgili teorik çalışmalar ve ABD'nin Irak'ı işgalini ele alan akademik çalışmalar, yeni muhafazakarların yayınladığı bildiriler ve mektuplar, BM Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar incelenmiştir. Bu çalışmada ilk olarak realist, liberal ve konstruktivist yaklaşımlara göre uluslararası ilişkilerde savaş ve çatışmaya ilişkin kısa bir teorik çerçeve sunulmuştur. Daha sonra yeni muhafazakarlar hakkında bilgi verilmiş ve ABD'nin Irak'ı işgali tarihsel ve sosyolojik olarak ele alınmıştır. Son olarak bahsedilen teorilere göre ABD'nin Irak'ı işgaline açıklama getirilmeye çalışılmıştır. Teorik kısımdan başlarsak klasik realistler için devletlerin bencil ve saldırgan insanlar tarafından yönetilmesi nedeniyle savaşlar ve çatışmalar kaçınılmazdır. Devletler güç elde etmek ve çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak ister. Sistemin anarşik yapısından dolayı doğal durumu bir savaş durumudur. Savunmacı realistlere göre anarşik uluslararası düzen nedeniyle devletlerin nihai amacı hayatta kalmak ve güvenliği sağlamaktır. Anarşinin onlara göre iyi huylu yapısından dolayı güvenlik kıt değil, boldur. Güvenlik peşinde koşan devletler yalnızca büyük güçlerden kaynaklanan nadir dış tehditlere odaklanır ve saldırgan davranmazlar. Güçlerini maksimize etmek yerine kendi aralarında ittifaklar kurarak ayakta kalabilmek için güç dengesini oluşturmaya çalışırlar. Saldırgan olanı dengeleyecek bir aktör veya ittifak şansı yoksa kendi güç kapasitelerini arttırmaya çalışırlar. Ancak bu durum bir güvenlik ikilemine yol açmaktadır. Bu nedenden dolayı savaş ve çatışmalar kaçınılmazdır. Saldırgan realistlere göre ise nihai hedef olarak hegemon olmak isteyen devletler agresif bir şekilde yayılmacıdırlar. Çünkü devletler üzerinde anarşik uluslararası sistemden kaynaklanan bir baskı vardır. Devletler her zaman başkalarıyla savaşmaya hazır olmalıdır bundan dolayı. Çünkü güvenliği sağlamanın tek yolu diğerinden daha fazla güce sahip olmaktır. Ve en iyi savunma da saldırgan olmaktır saldırgan realistler için. Neoklasik realizme bakarsak devlet davranışının anarşinin yanı sıra iç faktörlerden de etkilendiğini vurgular. Sistemik düzeyde meydana gelen değişimler ancak yerel düzeyde dış politika yapıcıları tarafından algılanırsa devlet davranışını yani dış politika kararını etkileyebilir. Devletler güvenlik aramak yerine dış çevrelerini kontrol etmeye ve şekillendirmeye çalışırlar onlara göre. İç kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilen devletler neoklasik realistlere göre savaş ve çatışmaya eğilimlidir. Savaş ve çatışmaya hem birey hem de sistem düzeyinde ortaya koyduğu kapsamlı yaklaşımla iyi bir açıklama sağlamaktadır neoklasik realizm. Liberalizme gelirsek iş birliğine ve uluslararası ilişkilerde iş birliğinin önündeki engellere odaklanır liberaller. En büyük engel anarşiden kaynaklanan güvensizliktir liberaller için. Anarşinin sistemdeki etkisini azalttığını varsaydıkları uluslararası kurumlara, uluslararası örgütlere önem verirler. Bir savaş ancak meşru gerekçeleri varsa ve uluslararası hukuk ve normlarla uyumluysa liberaller için kabul edilebilir. Savaşlar ve çatışmalar kaçınılmaz değildir liberaller için. Liberaller devlet davranışı olarak savaş ve çatışma ele alırken liberal olan ve liberal olmayan devlet ayrımına gitmektedir. Liberal olan devletlerin kendi aralarında savaşmadığını ileri sürer liberaller. Ancak liberal devletlerin liberal olmayan devletlerle savaşmasını ise açıklık getirmekte zorlanmaktadırlar. Konstruktivizme bakacak olursak, konstruktivistlere göre savaş ve çatışmaların ortaya çıkması aktörün sosyal olarak inşa edilmiş tehdit ve güvenlik algısına göre değişmektedir. Bazı aktörler, örneğin çoğu zaman bir devlet, herhangi bir konuyu varoluşsal bir tehdit olarak güvenlikleştirir ve siyasallaştırır. Konstruktivistler için savaş ve çatışma kaçınılmaz değildir.
Çünkü onları oluşturan anarşi ortamı değişmektedir. Hobbesçi anarşide askeri güç karar almada hakimken Locke'cu anarşide daha az önceliklidir. Belirtmek gerekir ki Locke'cu anarşide savaşlar meşru kabul edilir. Lakin devletler statükoyu yeniden kurma eğiliminde olduklarından sınırlıdır. Kantçı anarşi ise devletler arası dostluk temelli bir ilişki çerçevesinde ihtilafların savaşsız ve savaş tehdidi olmaksızın halledilmesi, üçüncü bir taraftan gelecek tehdide karşı birlikte savaşmayı içermektedir. Buna göre devletler kolektif güvenlik anlayışına sahip çoğulcu güvenlik topluluklarını meydana getirmektedir. Bu sayede konstruktivistler savaş ve çatışmanın kaçınılmaz olmadığını, sistemde normal kabul edilemeyeceğini, edilmemesi gerektiğini söylerler. Yeni muhafazakarlara gelecek olursak, yeni muhafazakarlardan bahsedecek olursak, yeni muhafazakarlardan kastettiğimiz çoğunluğu eski solcu, hükümet içerisinde vazifeli ve Amerikan dış politikasına tesir etme yeteneğine haiz olduğu iddia edilen bir gruptur yeni muhafazakarlar. Bunun yeni muhafazakarları önemli kılansa uluslararası kurumları göz ardı eden sert Wilsonculuk olarak da adlandırılan dış politika yaklaşımlarından kaynaklanır. Onlara göre kötü rejimleri kötülüğün kaynağı olarak gördükleri için rejim değişikliği politikasını benimsemişlerdir. İlk olarak 1992'de Pentagon çalışmasında yeni muhafazakarların etkisini görüyoruz. Bu çalışmada ABD'nin ortaya çıkması olası rakiplerini engellemesi gerektiği vurgulanmış ve yine ABD'nin hegemonyasının devamının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. 1997'de ise yeni muhafazakarlardan bir grup PANAC adı altında, yani Yeni Amerikan Yüzyıl Projesi adı altında bir oluşum ile ilkeler bildirgesi yayınlamışlardır. Devamında Irak'ın işgaline bakacak olursak yeni muhafazakarların etkisiyle birlikte 11 Eylül sonrası ABD önce Afganistan'ı işgal etmiştir. Akabinde Irak'ı hedef almıştır. ABD Irak'a müdahalesini 1. Körfez Savaşı'nda müttefiki Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlamak için ilk olarak gerçekleştirmiştir. İlk müdahalesini Irak'a. Irak savaşta mağlup edilmiş ve 90'lar boyunca ciddi yaptırımlara maruz kalmıştır. Yine bu süreçte ABD birçok askeri müdahalede de bulunmuştur Irak'a. Yeni muhafazakarlar 1997'de Clinton'a mektup yazmış ve ondan Irak'a karşı hareket etmesini istemiştir. Yine 2000'de Amerikan savunmasını inşa etmek isimli bir rapor yayınlamışlardır. Bu raporda ise Körfez'deki Amerikan askeri varlığının Saddam rejiminden daha önemli olduğu belirtilmiştir. Yeni muhafazakarlar 11 Eylül saldırılarının hemen akabinde Bush'a bir mektup yazmışlardır ve Irak'ı hedef göstermişlerdir. 2002'de ise Amerikan Başkanı Bush yapmış olduğu bir konuşmada Irak'la birlikte üç ülkeyi, yani Irak'la birlikte Kuzey Kore ve İran'ı şerefsiz ilan etmiştir. Bu süreçte ABD, Irak'ın kitle imha silahı olduğunu ve nükleer kapasite elde etmeye çalıştığını ileri sürmüş. Yalnız bu iddiaları ne BM denetçileri ne de kendi ülkesinin istihbaratı doğrulamıştır. Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yapmış ve konuşmasında çoğu sonra yalan olduğu ortaya çıkan kanıtlar üzerinden bir sunum yapmıştır. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de Irak'a müdahale için istediği kararı çıkartamayacağını anlayınca Bush yönetimi daha önce alınmış olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının müdahale için kendilerine meşruiyet sağladığını öne sürerek ön alıcı saldırı yapacağını ilan etmiştir. Nihayetinde ABD Irak'ı işgal etmiştir. Sonuç olarak ABD'nin Irak'ı işgalini en iyi açıklayan yaklaşımlar neoklasik realizm ve konstruktivizmdir. ABD'nin Irak'ı işgali hem uluslararasından hem de yerel düzeyden gelen etkiler ile meydana gelmiştir. Bu bakımdan yeni muhafazakarlar ABD kamuoyuna karşı Irak'ı düşmanlaştırmış ve bir güvenlik sorunu haline getirmiştir. Savaş için Bush yönetimi söylem olarak yeni muhafazakarların Irak'a demokrasi götürme söylemini benimsemiştir. Yani ABD'nin Irak'a yönelik politikası sosyal olarak inşa edilmiştir. Neoklasik realizm, uluslararası sistemin yapısı ve doğası üzerine bir açıklama getirmekten ziyade spesifik bir dış politika olayının nasıl meydana geldiğini açıklamakla ilgilenirken, konstruktivizm hem uluslararası sistemin yapısı
ve doğası hem de dış politikanın analizi başta olmak üzere uluslararası ilişkilerdeki tüm yapı ve olaylar için kapsamlı bir açıklama getirmektedir diyebiliriz.